Non. Evet, böyle bir yeşil ekran görüntüsü çekim burada oluyor. Yaklaşık 3 saattir devamlı olarak konuştum. Enerjim aşırı derecede yüksek olması gereken bir enerji. Ve hiç durmadı. Şu anda ilk kez bir ara verip hani bir şeyler yiyebilme şansım oldu. Birazcık meyve yiyeceğim. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Bakıyorlar bana hangi dil konuşuyorum diye. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum dedim ve birazdan ne yiyeceğim mesela bundan sonra? Tabii ki de. Waffle. Bence güzel gidiyor. Bu bir reklam ama daha çok çok uzun bir reklam. Yani reklam tam böyle televizyonda çıkan reklamlardan değil. Şirketlerde çıkacak. Bir tane çok büyük bir Avrupa şirketinin reklamı. Dünyanın her yerinde çıkacak. Yani bu şirkette çalışan herkes görecek reklamı. 30 minutes? Okay. Sounds good. I have 30 minutes. Yes, that's great. It's just I didn't realize how I've been like I didn't stop for 3 hours. I didn't realize that. But yeah, I have if at 3 I have to take a break if it's like I mean if we wrap at 3 then I can eat at 3, but if we don't wrap and we have like a bunch of things at 3 maybe I can eat quickly. I eat anything. Teleprompter var önümde. Hani haberleri sunan kişiler konuşuyor ya teleprompterdan. Bu da aynen o şekil. Devamlı bıdı 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 konuşuyorsun. Yani yaklaşık 8-9 sayfalık bir tekstten bahsediyoruz. Bir de çok ağır dili. Zorlanabildiğim noktalar olabiliyor tabii ki, hata yaptım. Ama enerjimi hep yüksek tutmaya çalışıyorum böyle anlarda. Çünkü bu yüzden beni hani bu reklamda istediler. Ama şu anda tabii ki de hemen oturunca ayakkabımı değiştirdim. I like it in the middle. And then I'm gonna spray it a little bit. And then just like... Like how you said it, you were like, we can put it a little like this. Okay. Do you think it'll be bad or what do you think? Looks good. Or should we just keep it? What do you think? Put it down again. I feel like it would be really nice because I have the jewelry. Right. It's a lot. Yeah, it's like half back. The lip liner, would you mind? Mm-mm. It is. We did like 8. Really? Yeah. You're so good at it though. I'm like dying now. Wait. What do you think? I love it. I'm glad we did it. Perfect. Yeah. Beautiful. Thank you. Actually, I'm so did you like how you what kind of sound? Ooh, it's like you're laughing so. Like, I can just no, it's like yeah, I got it. Like, what sound is that?
whatever that. It's like not even few. It's like coming out of the step. Closing your browser. That's all the housekeeping. So, are you ready to celebrate? Make yourself comfortable, enjoy a piece of fine chocolate, and have your beverage handy. Your host will be with you shortly, and have a wonder. I said Adam again. Have a wonderful evening. Is it too much? It's have a wonderful evening. Yes. Okay. Yes. More continue. Yeah. Listen. Thank you so much, darling. Is that a wrap? Evet, çekim şu anda, kolumu kırıyordum. Çekim bitti, rap yaptık, şimdi yemek yiyeceğiz. Ama aşırı derecede yoruldum, bakın her şeyi şuradan okuyordum. Buradan böyle, çok bir de uzakta, yakında değil. No, you're not on camera, don't worry. Oh no, this is great, I'm just like wrapping up my vlog and telling people like, you know, we just rap. But evet, burası, buradan okuyarak yaptığım için ve aşırı derecede, inanın, hani enerjik olarak insanı yoran bir şey çünkü 9-10 sayfa okuyorsun. Sürekli kameradasın. Sürekli enerjinin yüksek olması lazım. O yüzden birazcık yoruldum açıkçası ve hatta hani 3 saat boyunca durmadan konuştuğum için sonrasında da 2 saat onun üstüne. Yani 5 saat durmadan konuşup kendini böyle enerjini yüksek tutup insanların sıkılmamasını sağlaman lazım seni izlerken. O yüzden gerçekten hosting dedikleri şey çok kolay değil. Şimdi yemek yiyeceğim. Sonrasında da başka bir çekim gününü gene gösteririm size. Evet, çekim bitti. Şu anda biraz yorulduğumu hissediyorum ve ayakta çok kaldığım için ve prenses olduğum için bir masaj, bir refleksoloji masajı yaptırmaya karar verdim. Yanlış yere doğru yürüyorum. Ne kadar güzel çiçekler, güzel tropikal bitkiler görüyor musunuz? Christmas ya, iyice daha çok bitki var burada. Normalden. Sokaklar dolup taşmış doğrusu. Şu çiçekler çok aşırı güzel değil mi? Şu anda şunu çok istedim. Ay şu. Ya da şu. Aa. Bir soralım neymiş o. Excuse me. Hi. What is this one? So pretty. I just love it. Like how, what is the, how do you take care of it? Evet, çiçeği evime getirebiliyorlarmış. O yüzden eve sipariş verdim. Ben genelde çekime gittiğim zaman mesela insanlar yorulur, enerjileri düşer. Ben aşırı hyper, enerjim aşırı yüksek bir halde oluyorum. Şu an o yüzden bıdı bıdı konuşuyorum, sürekli başınızı şişirdimdir. Biraz susayım. Ya bir şey söyleyeceğim, çok dalga geçeceksiniz. Masaja gitmeden önce pedikür yaptırmaya karar verdim. Bu şeye benziyor, hani temizlikçi gelmeden önce evi temizleyen insanlar oluyor ya. Ben de onun bir versiyonuyum şu anda. Pedikür yaptırmadan masaj, ayak masajı yaptırmayayım dedim. Ooh. Oh my god, it's so warm, love it. Bu arada Amerika'da genelde erkekler çalışıyor. Yani ben çoğu zaman manikür pedikür bir erkeğe yaptırıyorum. Ve çok da güzel yapıyorlar. Şu anda pedikür bitti. Masaja doğru geçiyorum. Gördüğünüz gibi hava karardı. Arkadaşlar oje gitti. Acayip derecede rahatladım. Böyle bir şey olamaz yani gerçekten. Aşırı derecede insanın ihtiyacı olan bir şey. Vallahi billahi yani. Plan değişikliği yaptım. Kardeşim burada Manhattan'da oturuyor. Hakan'ı hatırlıyorsunuz. Onun yanına gideceğim biraz. Ondan sonra arkadaşımla daha sonrasında Lower East Side'da buluşacağım. Bu arada Lower East Side buranın Türkiye'nin neresi gibi? Yani Türkiye'nin değil, İstanbul'un neresi gibi? Bir düşüneyim bir dakika. Cadde değil.
Nişantaşı'nın hipster versiyonu. Nun tam da hipster olmayana gibi. Ya bir de Lower East Side Leş diye çevriliyor arkadaşlar. L-E-S. L-E-S diye yazılıyor. Şu anda size anlatırken leş olduğunu fark ettim. Hakikaten leş gibi kirli bir yer bu arada. Ama çok güzel barlar, restoranlar var. O yüzden ben açıkçası seviyorum Lower East Side'ı. Ya bir tek ben değil, çok kişi seviyor. Sanki bir tek ben seviyormuşum gibi söyledim. Dondum, dondum. Size alkol fiyatları söyleyeyim mi biraz? İçeri girip dur şuradan bakayım bir dakika, merak ettim. Mesela şu Bacardi $29. Ondan sonra ben de hiç gerçekten şarap hariç alkol bilmediğim için mesela şu tequila, ama onlar sanki bir tık daha pahalı gibi. Daha uygunları var bunların normalde. Böyle ya fiyatlar. Siz bakın, alkol bilenler anlıyordur. İnanın ben anlamıyorum. Evet. Ay bir dakika, burada deli biri var galiba. Herkes yana doğru bakıyor. Hızlı hızlı. Deli kişinin olduğu yerden kaçmam lazım. Ah, gözüme girdi. Bir de ne oldu bana biliyor musun? Size New York'ta başıma gelen saçma olayları anlatacağım. Bir dakika, şu adamın yanından bir ayrılayım, o da bağırıyor. Arkadaşlar burada çok deli var. Çok. Hani aklınızın ay Empire State. Dur orayı da bir göstereyim. Çok güzel. Aklınızın hayalinizin almayacağı sayıda deli var burada. Bunlardan biri de benim. Böyle bir şey başıma geldi. Böyle normal yürüyorum. Adamın biri cam bir şişe var. Snapple diye bir içecek var burada. Değişik versiyonları var. Çaylı olanı var, işte meyve suyu gibi. Ondan sonra şişeyi adam çat diye, ben böyle yürüyorum. Adam yanımın yanında, hani tam dibimde değil. Şişeyi bana doğru fırlattı, tamam mı? Dolu şişe cam. Ondan sonra ben böyle kaldım. Ondan sonra baktım böyle, hani ne oluyor gibi, bir şey demedim. Belli yani psikopat. Ondan sonra neyse, ben yürümeye başladım. Adam bana sinirlenmiş, baktım ona diye, hani şişeyi fırlatıyor, nasıl tepki verebilirim? Sonra adam birdenbire arkamdan bağırıyor, tamam mı? Ben dedim neye bağırıyor bu, bir döndüm. Herkes kaçışmaya falan başladı. Adam şeyini almış abi eline. Bayağı bildiğiniz, yani özür dilerim şu anda PG-13 olduk ama. Almış. Açık yolun ortasında. Koşuyor, arkamdan koşuyor. O kaçıyor, ben kaçıyorum falan. Ondan sonra yağmur mağmur yağmaya başladı. Adamdan kurtuldum ben sonunda. Bir de herkes kaçıyor yani, kimse yardım edemez. Adam bana bir şey yapsa gerçekten kimse gelip yardım edeceği yok. Ondan sonra ben dedim bu işin peşini bırakmayacağım. Polis bulmam lazım. Yağmur yağıyor. Bir de çok sevdiğim deri bir çantam var, tamam mı? Yağmurda onun olmaması lazım. Süet. Ondan sonra Allah dedim. Umurumda değil. Sırılsıklam oldu çanta. Ben hatırladım, ayrıntıya bak. Buldum polise. Şikayet ettim. Üzerinde ne giydiğini, her şeyi tarif ettim. Fotoğrafik hafızamla. Her şeyi tarif. Ay çok tatlı bir yer. Arkadaşlar sürekli dikkatimin dağıldığını farkında mısınız? Neyse bir dakika. Ondan sonra şikayet ettim adamı, işte bulmak için bir sürü polis yola çıktı bu arada. Gerçekten dikkate alıyorlar burada şikayet ettiğin zaman. Öyle saçma bir olay yaşadım. Sonra başka ne oldu bir düşüneyim bakayım. Bir sürü şey geldi çünkü başıma gerçekten. New York'ta. Hatta benim böyle bu tür şeylere karşı bir magnet gibi olduğumu düşünüyorum. Yani ne zaman trende olsam, bir yerde olsam hep böyle saçma olayları çektiğimi fark ettim. Benim bir Instagram'da şeyim var. New Yorkers yazdım sanırım. New Yorkers diye bir tane albümüm var. Orada mutlaka ama mutlaka bakın, girin oraya. Hani bu şeylerin üzerinde küçük, ne deniyor onlara? Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Instagram sayfanda küçük küçük storylerini şey haline getirebiliyorsun ya, klip gibi. Hani üstte böyle tıklayınca çıkıyor. Anneanne gibi anlattım. Neyse. Onu mutlaka açıp bakın New Yorker'a. Ya orada göreceksiniz bir kısmını, en azından kaydedebildiğim saçmalıkların bir kısmını görebileceksiniz. Dikkat ettiniz mi? Hiç bu taraftan çekmiyorum. Bu taraftan hiç çekimim yok. Niye biliyor musunuz? Bu tarafımı hiç sevmediğim için. Bu tarafı daha çok hoşuma gidiyor. Sizce arada fark var mı? Bence var ya. Bence dağlar kadar fark var arada. Bu tarafım böyle bir farklı. Neyse. Ondan sonra dur şu karşıya geçeyim. This is so cute. Oh my god. Arkadaşlar, neler keşfediyoruz?
Bu arada burada maskeler tekrar zorunlu hale geldi tabii, şu an değil ama bir yere girdiğinde. Ya bir şey söyleyeceğim. New York o kadar güzel bir yer ki. Yemin ederim. Galiba şimdi Los Angeles'a taşınacağım ya yakında. Onun verdiği bir şey var. Hani şey olur mu ya, birinden ayrılacağın zaman o kişinin birdenbire gözüne daha yakışıklı, daha güzel, daha tatlı falan gelir ya. Çok özleyeceğim kesin. Çok seviyorum ya. Ben buraya taşınmadan önce bir dil okuluna geldim 3 aylığına. Ya bak, adımımı attım New York'a. %100 burada yaşayacağım dedim. %100. Ya hani bazı yerlerin enerjisi çok iyi gelir ya sana. Bana buranın enerjisi iyi. Bilmiyorum, benim iç hayatıma uygun buranın gürültüsü, karışıklığı. Ya sürekli müzik dinleyebileceğin jazz club'lar var. İşte her an tiyatroya gidebiliyorsun. İşimi hiç katmıyorum bile işin içine hani. İşimden dolayı zaten çok seviyorum. Yani restoranları ayrı, ama Türkiye'de mesela restoranları övemem. Şöyle övebilirim. Çünkü Türkiye'de o kadar güzel restoranlar var ki. Yani buraya bin basar. Ama şu açıdan övebilirim. Mesela burada her yerin yemeği var. Tam Türkiye'de de var. Ama burada var. Yani hakikaten. Nerenin yemeğini istersen çok güzel. Türk yemeği hariç. Tüm dünya mutfağını ben burada öğrendim. Yani Türkiye'de yaşarken arkadaşlar ben dünya mutfağı falan, bir tek Mexican falan yiyordum herhalde. Mesela Chinese o kadar. Mesela Chinese New York'ta aşırı iyi. Aşırı. Aa, benim okuluma yakın bir yere geldik. Sizle konuşurken zaman nasıl geçiyor bilmiyorum. Umarım size de öyle geliyordur. Görünmüyor ama şu siyah şeyler var ya. Orası benim okulum. American Academy. Bay bay okulum. Ya var ya, okulumun yeri benim için ayrıdır. Bu arada biraz reklam yapayım. Amerika'nın ilk kurulan konservatuarı. Grace Kelly denilen mükemmel oyuncu buradan mezun oldu. Düşünsenize, Grace Kelly ile aynı okuldan mezun oldum diyebiliyorum. Yani bu beni aşırı mutlu ediyor. Hakikaten mezunlar listesine bakarsanız çok iyi, çok çok başarılı oyuncular mezun olmuş. Umarım, yani ben de o listenin içine girerim bir an önce. Benim bir grup arkadaşım var, şeyde tanıştık, Clubhouse'da. Böyle tek tek mesaj yolla bize falan dediler. Burayı şey zannediyorlar. Hani arkadan gidip de böyle merhaba işte bilmem ki mesela söylüyorum falan olayı var ya. Öyle bir yer değil burası arkadaşlar. Buranın kalitesi o değil. Burası farklı kalitede bir yer. Lütfen. Lütfen. Ay fare. Allah kahretmesin tam. Yani kalite derken önümden fare atlaması. Normalde korkmam. Ama dibimden sürünerek geçti ya. Kalite derken böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Neden? Hayat benimle dalga geçiyor ya. Neyse, o arkadaşlarıma buradan tekrar selam söylüyorum. Konu onlara nasıl geldi? Bir dakika, bir şey diyecektim. Konunun onlara nasıl geldiğini unuttum şu an. Bir şey anlatacaktım. Fare aklım başımdan aldı. İşte kardeşimin evine gelmek üzereyim. Ben Brooklyn'de yaşıyorum. Beyefendi Manhattan'da yaşıyor. Ama açıkçası Manhattan'da yaşamayı ben istemedim. Çünkü canım ben istemedim, o istedi de gibi oldu bu ama Manhattan 2019 sonu 2021 arkadaşlar acayip depresifte. Acayip. Şimdi bu sene bu yaz falan kendine gelmeye başladı. Şu anda da iyi. Onun haricinde anlatamam size nasıl depresif bir yerde, bir yerde. O yüzden burada yaşamak istemedim. Şapkamı çıkartayım, şu an arkamdan yürüyorsa eğer yemin ederim göremem. Sanladım. Bilinçsiz şeyler yapıyorum ya. Holy guacamole. Yoruldum. Kaç blok yürüdük? Çaktırmadan Manhattan'da çok yürüyorsun. Bunu size anlattım. Hi. Thank you. Böyle işte, böyle bir yer. Normalde Türkiye'de bir şeyler sever ağzını. Burada deyince takmıyorum ya. Gerçekten böyle şu an ilk kez Türkçe küfür ettim. Buna ne diyorsunuz? Ölü fare. Küçücük ama ondan korkmadım o kadar da. Dediğim gibi New York çok klas bir yer. Size hiç deli gösterdim mi? Deli dediğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. Böyle klasik müzik normalde çalmıyor da. Format bu yani. Ufak bir sebze meyve.
Ondan sonra burada da böyle ıvır zıvır popcorn alacağım da Hakan'a giderken popcorn bakmaya geldim. Bir dakika. Bir de söylemeyi unuttum, böyle salatalar, sandviçler falan da satılıyor delilerde genelde. Böyle bir konsept. Evet, microwave popcorn'umu buldum. Haydi şuraya doğru göstereyim. Reklam gibi oldu. It's freezing. What are you doing? Hey. Evet, Hakan'ın evinden çıktım şimdi. Ufak bir movie, sinema arası verdik. Şey izledik, sinema değil gerçi, dizi arası. The Club, Türkçesine kulüp mü? Kulüp diye bir dizi var ya Netflix'te. Herkes bana Esin izle bakalım ne düşüneceksin. Hani ben hiçbir şeyi beğenmiyorum diye mi artık görüyor arkadaşlarım bilmiyorum. Ve ilk bölümü gayet beğendim. Bence çok güzeldi. Görüntü yönetmenine buradan tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel. Arkadaşıma mesaj attım, dedim ki gelemeyeceğim. Çok yorgunum ve geçeceğim dedim. Ama o da bunu asla kabul etmediği için şu anda ona doğru gidiyorum. Yani ta 30 blok aşağı yürüyeceğim. Or East Side, Leş. Leş'e gidiyorum. Şu anda şu caddede bak sadece bir blok. Bir blokta tam 3 kişi nice hat, nice hat, nice hat dedi. Şapkını çok beğendiler. Ve üçü de evsizdi. Mesela burada bir sebze meyveciyi görüyorsun değil mi? Buna benzer sebze meyveciler var ve genelde normal marketlerden daha uyguna satıyorlar. Tabii organik falan değil. Ama bir tane belgesel izledim. Adını hatırlamıyorum şimdi. Organik olayının yalan olduğu ile ilgili. Hani zaten artık her şey karışıyor. Önemli olan sebze meyve yemek. Organik olmuş olmamış deneyler yapılmış. İşte daha mı sağlıklı organik yiyenler diye hiçbir etkisi olmadığı kanaatine varılmış. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir şey söyleyeceğim. İkizimi buldum. Hazır mısınız? Aynıyız. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni... Aynı mıyız değil miyiz, siz söyleyin. Bence bayağı aynıyız abi. New York dışarıda ya. Hareketli ve heyecanlı şu an. Amerika'da ne var biliyor musunuz? İnsanlar şeyle geziyor. Terlikle. Kışın terlikle geziyorlar. Ha, en şaşırdığım şeylerden biri de buydu zaten. Böyle çocuklar falan hani bizde hep sarılıp sarmalanır, işte güzel kalın giyinsin, üşümesin. Öyle bir mantık var ya, burada tam tersi. Böyle bayağı kışın çorapsız falan bebek arabasında giden bebekler mi dersin? Montu olmayan, ki yani mont alamayacak durumda değiller belli. Mont giydirmemiş, tercih etmemiş. Yani biraz daha farklı bir kafa var gerçekten burada. Ama dediğim gibi çocuklar çok hassaslı oluyor. Bunu fark ettim. Başıma çünkü benim bir olay geldi. Yani affedersiniz, idrar yollarımdan üşütmüştüm. Ve hastaneye gittim. Ondan sonra şey dediler, idrar yollarından üşütmüşsün. $3000. Sonra kafayı üşüttüm zaten. $3000 bunu söylemek için. Yemin ederim bu başıma geldi birebir. Allah'ım. O kadar çok deli var ki.